Evet, karabasan hastalığına biraz da değinelim. Nedir bu? Bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, karabasan hastalığı da hemen hemen her kültürde var bu karabasan. Mesela Almanlarda Hexen derler, Hexen, Druck yani cadı basması. Onlar öyle derler. Bizde karabasan, Rusya'da her ülkede bu kültür var. Yani her ülkenin kendi kültürüne özel bir adlandırma var. Bizde karabasan denmesinin sebebi de yani bir ruh varmış da siyah bir gölge, bir insan varmış da insan üstüne basıyormuş gibi bir his uyandığı için o nefes alamıyor, o anda zorlanıyor kişi. Böyle bir şey varmış gibi düşünüyor. Aslında öyle bir karabasan diye bir canlı, bir varlık yok. Bu uyku felci denen bir rahatsızlık, uyku rahatsızlığı. Genellikle çok yoğun ve stresli çalışanlarda olur. Bir, vardiyeli çalışanlarda olur. İki, şimdi bazı insanlar ne yapıyor? Dünyanın hiçbir yerinde böyle çalışma sistemi yok. 2+1 çalışma. Allah Allah, ne dedim, bir polisle konuşuyordum da tanıdım. 2+1 ne demek? 24 saat çalışıyorsun, 2 gün boşsun. 24 saat bir insan çalışabilir mi? 24 saat. O adam 24 saat çalışıyorsa gergindir, streslidir, agresiftir. O silahı her an kullanabilir, tehlikelidir. Bir kişi 8 saatten fazla çalışamaz. Çalışsın 2 saat mesai yapsın en fazla. 10 saat çalıştı. 10 saatten fazla çalışmak tehlikelidir. Polis 24 saat çalışıyormuş. Nasıl çalışıyor? Veya hemşire hastanede. Veyahut da doktor. Ameliyat ederken bir yerini keserse ne olacak? 24 saat çalışır mı? 2+1. Dünyada yok böyle bir şey. 24 saat çalışmak diye bir çalışma kavramı yok. Türkiye'de nasıl böyle bir sistem var, çalışma düzeni var? Benim aklım bunu almıyor. Yıllardır Türkiye'de 2+1. Yani bir gün 24 saat çalış, 2 gün uyu. 2 gün uyunur mu? Uyumaz. Adam 24 saat çalışmış, gidecek eve, yatacak. Kaç saat uyur? Normal 7 saat, 8 saat uyur. Uykusunu alamıyor. Psikolojik olarak geriliyor. Bunalıma giriyor. Neden? Türkiye'de mesela 2 gün önce bir günde 3 kişi intihar etmiş. Yani 3 tane polis intihar ediyor. Ya durup dururken polis niye intihar ediyor? Adam uyuyamıyor ki. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Basit bir rahatsızlıkta da ne yapıyor? Basit bir problemde intihara teşebbüs ediyor. Karabasan demek kişi uykunun birçok fazı var. REM faz, non-REM faz vesaire. Kişi uykuya daldığı zaman REM faz denen inişli çıkışlı bir faz var. 90 dakika sürer. Sonra tekrar uyanma yakın bir faz oluşur. Non-faz, non-REM denen. İşte burada uyurken üzerine bir ağır bir yük geliyormuş gibi hisseder. Uyku felci. Yani kişi tam uyuyamıyor, rahatlayamıyor, dinlenemiyor. Bu yoğun, ağır tempolu çalışmak, stresli çalışmak nedeniyle tedavi edilebilir mi? Öncelikle bu çalışma sisteminden çıkması gerekir. Yani 24 saat çalışılmaz. En fazla 10 saat. 8+2 çalışabilir. Yani bu çalışma temposundan hastanede hemşireler, doktorlar veyahut da polisler, yani birçok insan böyle çalışıyor. Bu çok çok tehlikeli insan sağlığı için. Bu tür çalışan insanlar ya normal çalışma temposuna girmeli veyahut da mesleğini değiştirmeli. Yani böyle zor durumlarda tabii ki ne gibi bitkisel çözüm yolları önerebilirsin? Sonuçta dediğiniz gibi doktorluk mesleği, polisler hani 24 saat dediğiniz gibi. 24 saat çalışılmaz. 8+2 ve en fazla 10 saat. Çalışırsa ne olur? Katil olabilir. Yolda araba sürüyor, uyur, kalır, kaza yapar. Gider birisiyle kavga yapar, katil olur. Her şey olabilir. İnsan psikolojisi bozulur. Sarı kantaron kişiyi rahatlatır, relax. Psikoloji için dünyada en etkili bitkidir. Bir, beyindeki %1 oranında hipoforin içerir. Bir, beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Bir, serotonin nedir? Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir, relax, rahatlatır, gerilimi atar. İki, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Noradrenalin
kişiyi konuya odaklandır. Araba sürüyorsa iyi araba sürer. Kitap okuyorsa dikkatin dağılmaz. Öğrenci içinde, işini yapan, mesleğini yapan insan içinde önemlidir. Dopamin hormonu salgılanmasını artırır. İleride Parkinson, Alzheimer, Huntington, depresyon gibi hastalıkları önleyici bir maddedir. Vesaire. Sarı kantaron, diyelim ki kişi yani elinde olmayan imkanlarla mecbur çalışıyor böyle bir sistemde. Uyumamak için ginkgo forte kullanması gerekir. Ginkgo kullandığı zaman mesela bizim bir dostumuz geçen Belçika'dan geldi. 3 tane ginkgo kapsülü atmış, Belçika'dan yola çıkmış. Avusturya'ya kadar gelmiş. Avusturya'da oğluna devredecek. Demiş ki benim hala uykum yok. 3 de ginkgo daha atayım. 3 ginkgo kapsülü daha almış. Sırbistan'a varınca uyurum demiş. Ha, uykusu yine yok. Devam etmiş. Bulgaristan'a varınca uyurum demiş. Bulgaristan'da 2 kapsül daha almış. Türkiye'ye kadar hiç uyumadan gelmiş. Dedim ya riziko çok tehlikeli yani. Bu kadar uzun süre hiç uyumadan gelebilir mi sen? Diyor ki ginkgo alıyorum, uyku yok. Ginkgo üniversitede yok. Öğrencilere, ilkokul, o üniversite vesaire her yaş grubunda, her okul seviyesinde herkes kullanabilir. Ginkgo kullandığı zaman ne olur? Mesela 3-4 gün hızlı tempoyla bir şeyler öğrenmek için az uyumak istiyorsa kişi ginkgo kullandığı zaman bir konuya odaklandır, iki kolay kolay uyumaz, evet. Ayak uykusu uykusunu kontrol edebilir. Bunun tam tersi uyku için önerdiğiniz konusu açılmışken bitkiler... uyuyamayan ve uyumak isteyenler içinse pasiflora, çarkıfelek otunun biz birleşiminde kedotu ekstresi, nane ekstresi, kedotu ekstresi, çarkıfelek ekstresi, oğlotu ekstresi gibi 19 bitki ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik. Pasiflora forte, pasiflora çarkıfelek demek Latince. Uyuyamayan, uykuya dalamayan, sık sık uyanan, uyku rahatsızları olanlar kullandığında kuzu gibi uyur, hiçbir rahatsızlık çekmez.